arkadaşlar. Şan. Sen mi söyleyeceksin babacığım? Evet. Hadi sen söyle o zaman. Ya bakın şimdi biz bunu yedik. Çok tatlı. Bunu ben Hulk'um. Evet, gördüğünüz üzere Efe Hulk oldu arkadaşlar. Bizim videomuza da renk katacak. Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Enerjik bir açılış olsun istedim ama Efe izin vermedi. Onunki daha güzel oldu değil mi? Senin ağzını burnunu yerim la dede. Bugünkü videomuz ne arkadaşlar? Daha öncesinde ben geçen yaz ayında bir tane haberlerde okumuştum. Bir tane siyah hamburgeri Yunan yarımadalarında işte bilmem kaç yüz lira, 700 lira mı ne bir hamburgeri ne? Para ödemişti biri. Ben de merak etmiştim oğlum siyah hamburger ne lan? Siyah hamburger mi olur falan diye. Ondan sonra bugün gittiğim bir mekanda siyah hamburger gördüm. Dedim ki biz bunun videosunu çekelim ama sadece siyah hamburger değil. Madem siyah hamburger alıyoruz. Siyah hamburger ve beyaz hamburger. Değişik böyle dedim. Değişik 6 tane hamburger alalım. Ondan sonra bunları karşılaştıralım dedim. Şöyle menüler aldım. Ben de şu anda ilk defa göreceğim zaten siyah hamburgeri. Ben daha önce görmedim. Bu ne lan? Aa siyah. Ha ekmeği mi siyahmış? Şöyle. Siyah hamburger. Ekmeği komple siyah. Bunun niye siyahtır? Nasıl ya siyah olur? Ya da nasıl siyah? Bilmiyorum. Tadını merak ediyorum. Ondan sonra bu da normal bildiğimiz hamburger. Evet ikisini de şöyle gösteriyorum. Evet aşkım şöyle. Aşkım düşürme sakın. Görüyorsunuz siyah 3 tane hamburger. Beyaz 3 tane hamburger. Ne? Ama bunların hepsi farklı farklı. Yani bu cheeseburger, bu bilmem ne, bu bilmem ne. Hı, tabii hiç hepsinin ismini bilmiyoruz. Sana. Ama mesela bak bunun içinde ne var? Hadi bakalım. Sadece siyah hamburger. İçinde bir şey yok. Facebook kaçamağı. Ondan sonra... İki ayağına. Bu ne lan? Ha, bunun içinde... Anneciğim dur. Bunun içinde şunda peynir var. Siyah hamburger. Peynir. Peynir aktı. Peçete verir misin aşkım? Al aşkım. Bunda da şöyle bakalım. Bunda da ne var? Bunda da işte değişik soslar var. Değişik soslar var. Bir de karamelize soğan var. Muhtemelen bakayım. Bu da aynı. Şöyle bunda da peynir var. Cheeseburger. Bu beyaz cheeseburger. Ondan sonra buna bakalım. Bu da aynı. Demek ki içleri aynı. İçleri aynı. Yani bu siyahla beyazların içlerin hepsi aynı aşkım. Hepsi aynı. Sadece ekmekleri farklı. Aynen ekmekleri farklı. Hem bizim için daha iyi olur. Sadece ekmeklerin lezzetini ölçmüş oluruz. Tamam. Evet gördüğünüz üzere bunların ikisi aynı hamburger. İkisi de böyle değişik bir sos var. Bir de karamelize soğan. Peynirli sos mu var içinde? Bilmiyorum. Ha cheeseburger dedim bu mu? Yok cheeseburger bu değil. Cheeseburger içinde şu peynir olan. Ha. Bak şunu şundan bir ısırayım. Bu normal. Sosu çok güzel. Baksana. Allah Allah. Ben beğenmedim. Nasıl beğenmedin ya? Ben beğendim. Efe beğenmiş. Bir de siyah hamburger. Ben siyah hamburgerin ekmeğinin rengini... Bir dakika. İçinde peynirli bir sos var. Evet peynirli. Hem de peynir sosu tulum peyniri gibi. Şuna bakıyorum. Anne bak. Hiç beğenmedim ben. Dudakları titriyor şu anda. Dudakları titriyor. Yemin ederim dudakları titriyor. Oğlum bu resmen... Böyle bir... Yanık mı? Bir ısırsana. Büyük ısır ama. Bu arada ben onu sevdim İlker. Güzel değil mi? Hı hı. Ya yanık değil de böyle... Bu az önce yediğimizde aynı mı? Aynısı. Ya benim ağzıma peynir sosu gelmedi. Ben bunu beğendim. Allah Allah. Evet. Aynısı ama içeriği tamamen aynı. Sadece ekmeğe bak. Ekmeğe bakayım. Vay sosyeteyi görüyor musun sen? Siyah ekmeği nasıl da sevdi? Biz kahvaltıda hep siyah ekmek yerdik. Annem bize siyah ekmek yapardı recepede gibi. Bak. Ya ben bunu beğendim. Şimdi bunların ikisi aynı. Cheeseburger. Bu normal beyaz ekmekli. Bu da siyah ekmekli. Yine bildiğimiz normal. Cheeseburger. Beyaz ekmek. Güzel. Sanırım ben bunu yine sevmeyeceğim. Güzel. Bence güzel. Ben diğerinin peynirini sevmedim. Herhalde siyah hamburgerde benim ağzıma peynir gelmedi. Büyük ihtimal sossuz tarafından ısırdım. O yüzden beğendim. Aa, aynı sos bunda da mı var? Benim de var bak. Senin de mi var? Anne. Anne. Standart. Hamburger. Sen bundan yedin mi? Anneciğim. Yedim. Evet şimdi. Siyah sevmedin mi anneciğim? Evet. Şimdi. Efe'nin ısırdığı karamelize soğanlı. Aa yok ya bak o peynir sosu burada da gel. Karamelize soğanlı. Ya. Bakabilirsiniz. Küçük ısır. Allah'tan sadece ısırıyor. Hamburgeri bildiğiniz yiyor yani adam. Ben şeyi seviyorum ya. Karamelize soğanı seviyorum ben. Karamelize soğanı ben de seviyorum. Bu arada dudakların simsiyah oldu. Şaka. Sıra geldi buna. Bu sonuncu. Hmm.
Ya acaba siyah olarak düşündüğüm için mi o var, yoksa ben siyah hamburgeri pek sevmedim ya. Ve arasında da fark var ha. Fiyat farkı var yani. Siyah ekmek pahalı. Bu barbekü soslu. Beğendim. Hmm. Bence biz alıştığımız için normal beyaz ekmeğe. Ben siyahı daha çok seviyorum. Evet. Allah Allah. Ya benim hatun var ya, tam bir lady ya. Yok. İstanbul lady'si ya. Dedesinin dedesi zamanında İngiltere kralıymış. Ya. O kadar yani. O siyah ekmeği hatta kralının yanında çalışan fırıncı bulmuş. Değil mi? Niye dalga geçiyorsun ki şimdi? Ben farklı lezzetleri severim. Farklı tatları severim yani. Hani... Ben de severim de. Yani bir kere İlker, sence siyah görüntü olarak da bir yanık gibi ya. Evet öyle, ama tadı da o kadar kötü değil. Değil. Fazla bir fark yok hani. Hafiften ya siyah çok fark yok. Için. Çok fark yok. Psikolojik olarak böyle. Evet. Aynen. Çok güzelmiş. Efe, sen de gelir misin buraya bizle beraber videoda? Yesin yemeğini ya. Videoda çıkmak yani ister misin? Yani aralarında ne fark var diyeceksin şimdi, ekmek olarak karşılaştırıyorum ben. Hani siyah yanık tadı mı geliyor? İşte kakao tadı mı geliyor? Acaba siyahın tadı ben nasıl? Ben şeyi merak ettim. Hiçbir şey yokken. Bence farkı yok. Şöyle, gerçekten farkı yok sadece ya. Sadece siyah ekmekten. Şöyle peynirsiz. Çünkü ben yanık hiçbir şeyi sevmem. Gerçekten şöyle, yanık hiçbir şeyi sevmem. Simsiyah. Yanık tadı gelmiyor. Simsiyah. Kömür gibi. Allah Allah. Buna siyah tadı veren şey ne? Ay, siyah yo, rengi. Hiçbir tat farkı yok ya. Normal. Sadece yok. Sanki böyle siyah boya mı koyuyorlar artık? Ya daha ne biliyor musunuz? Tadı. Psikolojik bak, olabilir. Bak, siyah. Ya var ya, bunlar yemin ediyorum sadece tüketim şeyinden kaynaklanıyor. Neymiş? Lan! Babacığım ne yaptın sen? Koca adam gibi ses çıkarttı ya. Çocuğum ağzına kaçacak şimdi. Tamam babacığım, yiyebilirsin. Tamam ya anneciğim. Ya tamam bir sana bak. Osurabilirsin onu. Troll ya, vallahi troll ya. Yani bu sadece ne biliyor musunuz? Ya sadece işte beyaz hamburger çok klasikleşti artık. Her yerde beyaz hamburger var. Biz farklı bir şey yapalım. Hamburgeri siyah yapalım. Tadı hiç farklı olmasın ama psikolojik olarak farklı bir şey yok. Ama psikolojik olarak var biliyor musun? Bak yemin ediyorum ilk başta normal hamburgerden ısırdıktan sonra siyah hamburgeri ısırdım ya. Hı hı. Böyle yanık gibi. Böyle ya da psikolojik olarak sanki böyle değişik bir tat gelecekmiş gibi. Isırdım yedim. Ama ikincisinde alıştım. Şimdi mesela bak ya düşün. Bak şunu komple çıkartıyorum. Simsiyah ya. Kömür parçası gibi. Ekmek yani değil mi? Aynı. Fark aynı yok. Ya. Hiçbir fark acaba yok. Acaba nasıl böyle siyah yapıyorlar? Bir şey söyleyeceğim aşkım. Ne kadar farkı var beyaz hamburgerler arasında fiyat olarak? Çok yok ya. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bunun böyle mini üçlü diye geçiyor. Bu 36 liraydı değil mi İlker? Evet. Bu 36 liraydı, o 32 liraydı. 4 lira fark var sadece. Yani bu şu siyah üçlü, mini üçlü diye geçiyor. Üçü farklı farklı işte. Biri parmesanlı, biri cheddarlı, biri de karamelize soğanlı. Diğeri 32 lira, bu 36 lira. Yani 4 lira demek ki ekmeğe şey alıyorlar zaten. Bu ekmek demek ki onlardan biraz pahalı ama tad olarak hiçbir değişikliği yok. Ama niye ilkinde öyle bir tad aldım bilmiyorum. Ya şimdi siyah hamburger her yerde bulunmuyor muhtemelen. Ben ilk defa görüyorum zaten. Her yerde bulunmuyor. Hani şey, farklı siyah hamburger. Siyah hamburger. Instagram'a çekeyim atayım. Story atayım. Aynen. Aa siyah hamburger yiyorum. Oo siyah hamburger yiyorum. Bence tat olarak hiçbir değişikliği yok. İlk başta evet ilk başta değişik bir tepki vermiştim ama. Senin elinden çok lezzetliymiş. Evet oğlum. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Bence de hiçbir farkı yok. Yani gittiğiniz yerde sırf şekil olsun diye siyah hamburger yemeyin. Ama şöyle bir şey var. Denemek istiyorsanız 4 lira da fazla bir şey değil. 32 lira yerine 36 lira verip. 36 lira da çok para aslında. Bence ya. De çok fazla. Ya 36 lira bir tanesi 12 liraya geliyor. Ay şu kadarcık bir şey ya. Ama menü ya. Yani sonuçta şey yanında işte salatası var, patatesi var. Ondan sonra salatası var, patatesi var. Vallahi bir sürü salata var, patates var. Ay yani salatası var, patatesi kusura var. Kusura bakma yani bunu bir şey yapacağım mı gider. Normal bir menü de var. 9.90'a dışarıda şimdi marka söylemeyeyim ama menüleri de var. Evet, yani biz denemiştik biliyorsunuz. Yani. En pahalı menüler ve en ucuz menüler diye. Büyük markaların şeyini denemiştik. Hatta şuraya koyuyor muyuz İlker? Evet oraya koyduk oraya şu koyduk. Anda. En ucuz menüler diye şuraya koyduk hamburger menülerini. En pahalıyı da birazdan koyacağız. Onu da koyalım. Hangisini izlemek istiyorsanız orayı izleyebilirsiniz. Çünkü biliyoruz bu tarz videoları seviyorsunuz arkadaşlar. Karşılaştırmayı da olsun. Yemeklerin fiyatları olsun, tamam, videolar olsun. Bence bu videoda güzel bir video oldu. Ben merak ediyordum. Şahsen birçok kişi de merak ediyordur siyah hamburgeri. Sosyal medyada görüp. Çünkü ben sosyal medyada gördüğümde siyah hamburger mi olur ya? Siyah hamburger falan dedim. Gittiğimiz kafede de görür görmez. Hatta İlker de daha bunun videosunu çekelim dedi. Genelde İlker söylediği zaman
ama o video tutuyor. İnşallah bu videoda tutar. O yüzden like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar, değil mi? Evet. Yani bir ıslak hamburger normal hamburgerden evet farklıydı. Hani soslu moslu falan farklıdır ama bunun hiçbir farkı yok. Tekrar söylüyorum yani. Tek farkı rengi. Aynen. Bir de tek farkı fiyatı. Hemen hocam. Evet, söyleyeyim. Arkadaşlar. Evet. Videonun kapanışını Gönül Hanım'a bırakıyorum. Gönül Hanım, size neden hanım diyorum biliyor musunuz? Neden hanım? Çünkü siyah hamburgeri daha çok sevdiniz ve siz bir lady'siniz. Lütfen videonun sonuna bakarsınız. Demek ki doğru algı yaratmışlar. Gördüğün gibi siyah hamburgeri seven senin gözünde daha farklı olduğuna göre demek ki doğru politika uyguluyorlar. Evet. Videonun kapanışını yapabilirsin o zaman. Kanmayın. Like iste. Bütün YouTuber'lar öyle yapıyor. Like herkes... like! Ya ben de şimdi hep like... Ya tamam bütün YouTuber'lar öyle yapıyor da like atın şey yapın derken kendimi de kötü hissediyorum ya sanki adamın... Niye ama biz yemek veriyoruz madem yemek yiyoruz emek yiyoruz. Emek yaparken yemek yiyoruz like, yani. Like. Öyle de hani mesela... Ama nasıl insanlar kazanıp ay sonunda para almak istiyorsa biz de çektiğimiz videolardan emeğimizi like olarak almak istiyoruz. Yani like atmak, bize like atın demek bence kötü bir şey değil. Değil tabii ki. PewDiePie bile istiyor sonuçta yani videolarında bana like. Yani. Hayır like istemek kötü bir şey değil de sanki hani like atmayacak ama tam hani ben istedim diye like atıyormuş gibi. Ay yazık like atayım diye. Yok bence bizim takipçilerimiz bilinçli takipçiler. Şangiller. Takipçi dediğin destekler, like atar, destekler, yorum atar. Like atar, yorum abone atar, olur, abone olur, bildirimleri açar. Arkadaşlarına şey yapar. Bir de her yerden paylaşır arkadaşlar. O yüzden bu videoya bütün dediğim her şeyi yapabilirsiniz. Söz sende Gönül Hanım. Şangiller'de kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın arkadaşlar. Haber kapatıyor şimdi. Sen kalın. Yarın akşam 19'a görüşmek üzere. Sevgili Türkiye'nin nerede yaşayan eşit oluyorsunuz. Hoşçakalın.